Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim? Bizi sorarsanız biziyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün dün Osmaniye'ye gittiydik, umre ziyaretine. Bir abimiz vardı, umreye gitmişti, gelmişti. Aslında bizi de çağırıyorlardı ne zamandan beri de bir türlü fırsatımız olmadıydı. Dün oraya gittik, video çekemedik. Oradayken de nasıl olduysa Rümeysa herhalde acıkınca döner canı istemiş. O da dedi ki anne dedi eve gidince döner alak mı dedi. Ben hemkine kızım dedim. Şimdi dönerin tanesi ayranıyla beraber 100 lira. Ben dedim döner almayak. Dönere vereceğimiz parayla dedim. Gideyim ben tavuk göğsü alayım evde yapayım dedim. Tamam olur dedi. Çocukcağız şey yapmadı da yani. Şimdi biber vardı buzlukta. Onları çıkarttım Abdullah'a dedim böyle böyle dedim. Abdullah götürdü onu közlettirdi. Geldi ekmek getirdi. Ben de gittim 3 harflilerden şey aldım, tavuk göğsü aldım. İndirimde olan varmış bir tane. Ondan aldım parmak şöyle parmak parmak. Ondan aldım doğradım. Şimdi onu ocağa koydum arkadaşlar. Onu şimdi döner yapacağım. Sarımsağımı soydum şuraya koydum. Biberim, baharatlarımı da şimdi getireceğim arkadaşlar. Bir yandan da hem sizden sohbet ederken hem de salatamı şey yapacağım kimyon. Böyle bir. Pul verdi. Burada zaten pul biberi de anam bir acı zehir zembelek böyle bir kaşık atıyorum deli ediyor. Arkadaşlar böyle işte salatamı yapacağım bir yandan sizlerle sohbet edeceğim. Sizlerde neler var neler yok, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz. Bir keresinde böyle dedim Atilla abi dedim ne bizim yediğimizi dedi sen görüyor musun dedim ben görmüyorum. Niye soruyorsun o zaman dedim bana da fikir oluyor dedim onun için soruyorum dedim. Bazen de genelde babacım yazıyor şunu yaptım bunu yaptım diye. Bazen de bazıları yazıyor bazıları da şey yapmıyor. Rümeysa kahve içecekmiş zavallı bardağını hazırlamış buraya. Bakmış kahve bitmiş onun için vazgeçmiş geri yapmamış. Dede anne dedi kahve al dedi onların istediği kahveden orada yoktu. Onun için alamadım. O kahveden. Öbür üç harflilerde var ondan. Aslında bunların sattıkları aynı ama hepsi. Bu bazen ürünleri değişik oluyor. Salatayı yapayım dedim. Dün eski videoma attıydım. Biri yazmış tüh bugün et yok diyecektim ama demiş bugün de demiş balık var demiş. Ne saçma sapan yorumlar yazıyorlar sana ne benim yediğimden içtiğimden. Seni ilgilendiriyor mu senin cebinden çıkıyor mu? Sana şey yapıyor mu? Durumum yok diyorsun ama et diyorum. Ben durumum yok demeyeyim ki ne? Durumum çok şükür karnım doyuyor. Ben malda mülkte gözüm yok. Dünya malında gözüm yok. Ben sadece evimi de yaptıracak zaten o durumum yok yani ev yaptıracak durumum yok. Kim yaptırıyor bu şeyde? 2-3 maaşlı olanlar ev yaptıramıyor. Delkine ben yaptırayım evi. Evde olmayı versin. Depremde ben evimde oturdum ne güzel apartmandakilerin hepsi kaçtı gitti. Ev olunca ne oluyor sanki? Çok şükür akıyama idare ediyor. Üstümüze kepene kadar bir şey yok. Üstümüze kep değil mi o zaman bakarız bir çaresine sahip. Rabbim bir kapıyı kapatır, diğer kapıyı daha güzelinden açar. Mustafa Hanım da bugün işçi çıkışı, yani işten adam çıkartıyorlarmış. Bir tanesinden Mustafa'ma şey yapmışlar, Mustafa'ma demişler, bugün işin son, niye? Biz işçileri yavaş yavaş çıkartıyor, onun için seni de listeye ekledik, sen de çıkış yapacaksın falan diye Mustafa'yı da çıkartmışlar. Bugün Mustafa'nın morali bozuk şimdi, geldi. Şey yapıyordu ama yani bana anlattı ama dokunsam ağlayacak o derecede yani. Çünkü çocuk bir hevesine çalışıyordu. Çocuğun hevesini kırdılar. Ben de diyordum çocuk çalışsın da yavaş yavaş eşyalarını alayım diyordum. Beyaz eşyasını falan alayım diyordum. Taksitle ödesin. En azından bari ayrılığı gitmesin, parasını oraya bağlasın, onu ödesin diyordum. Onu da çıkarttılar. Ne
mesela kısmet et ya Rabbim belki güzel bir yerden daha güzel bir kapı açar. Herkes kısmetini yer. Eşim onu diyor, herkes kısmetini yer de. Mesela dediği gibi çok YouTube çekenler var, hiçbir şey yok mesela. Bir bakıyorsun akşam sabah akşam atıyorlar sabaha kadar 70 bin 60 bin 40 bin öyle izleyenler var. Ben atıyorum mesela sabaha kadar ancak 5 bini zor buluyor, 4 binde kalanlar var, 3 binde kalanlar var mesela. Aynı video, değişen bir şey yok. Herkes kısmetini yer. Onunki Rabbim demek ki ne, ona fazla veriyor. Belki ben kuduracağım, onun için bana Rabbim fazla vermiyor. Öyle de düşünmek lazım. Rabbim belki daha güzel bir yerden daha bir güzel kapı açacak. Olsun, az olsun, göz olsun, helalinden olsun, temiz olsun. Şey Abdullah da ekmeği getirdi, Abdullah zaten fırında çalışıyor. Çok şükür ekmeğe para vermiyor. Ekmeğe zam gelmiş diyorlar. Arkadaşlar doğru mu onlar olmuş diyorlar. Ekmeğe zam gelmiş. Allah'tan ekmeğe şeyimiz yok. Para verme derdimiz yok. Abdullah fırında çalıştığı için Abdullah getiriyor, günlük 6 tane ekmek hakkı var. İster sabah getirsin ister akşam getirsin fark etmiyor. Abdullah getiriyor ekmeği. İçinse bilmiyorum. Paketin üstünde ne yazıyordu hiç de bilmiyorum. Aldık. Eşimden gittik. Aldık. Bir de şey vardı. Kağıt havlu indirimdeydi. 66 liraydı. Ondan aldım. Sekizlisi 58 liraydı. 12 lisi 66 liraydı. Ben de öbürü daha iyiydi. 3 katlıydı. Bizde de kağıt havlu hiç dayanmıyor. Hemen şey yapıyor. Şundan az dökeyim. O günü ben bunu bilmiyorum. Bunu ben yeni aldım arkadaşlar. Ya var ya çay kaşığının ucuna eskiden ben doldurur doldurur atardım. Bana diyorlardı ki ne kadar acı nasıl yiyorsun diyorlardı. Aman Allah'ım. Bu acım acı bambaşka. Bu böyle. Bu ya normal acılı diye aldım onu. Köyden getirdiğim vardı, o bitti. Ondan bir tane kaldı herhalde, bir kilo kaldı. Bunu şey yapayım dedim. Samsa şapim. Daha yağımı da koyacağım. Çünkü eşim yağ bol seviyor. Bu renk veriyor. En azından acı değil. Salça koymak istemiyorum. Salça tadını kaçacak. O gün
İlk kullandığımda dolmaya sarmaya kullandım bu biberi. Abo, zehirden belek. O diyor ki anne nasıl acı olmuş. O diyor ki anne nasıl acı olmuş. Ben de diyorum ki ne oğlum diyorum herhalde diyorum. Şey diyorum biber dolmalık. Şey biber acı ya diyorum dolma diyorum. Onun acısı yemeklere de çıkmış diyorum. Ne anlamam ona alakası bile yok. Böyle pissin. Şunun şeyini getireyim arkadaşlar. Lahanasını getireyim. Yazın dolaba koydum böyle. Şöyle iki tabağa böldüm. Yazın dolaba koydum. Ucuzdu. Nasıl ucuzdu? Bakın uç taraflarını kesmişim. Uç tarafları çürük olan, baş tarafları işte çürük yani şey ezilmiş. Ona öyle olan. Onları şey yaptım. Adam dedi ki ne seç abla dedi, al dedi. Ben dedim ki ne? Ya şimdi ben bunu seçene kadar dedim vakit geçer dedim. Abi dedim bunu dedim kaça veriyorsun dedim hepsini dedim dert dedim. Hepsini alınca sen dedi 7,5'tan dedi sayarım dedi. Şey yaptı adam ayarladı 3 kilo geldi arkadaşlar. 3 kilo geldi ondan sonra tuttum o 3 kiloyu güzelce. Bir gün kaldı ama leğene getirdim boşalttım daha beter şey olmasın diye. 3 gün kaldı 3 gün kaldıktan sonra güzel ayıkladım temizledim yıkadım. Dolaba koydum. Dolaba koydum. Ama 3 kilodan hemen hemen 1 kilosunu yedik. Yani yemeklere neye doğradım şey yaptım. 3 kilodan 1 kilosunu yedik arkadaşlar. Geri kalanını da dolaba koydum güzel poşetledim. Aha şimdi lazım oldukça çıkardım. Geçen bir yarım poşetini öyle yediler. Ondan kaldı. Gene o günü benim canım istedi. Abdullah'a dedim şey yaptırayım. Sabah kahvaltıda böyle börek yaptırdım. Kaşarla işte şeyini. Şöyle kayık börek yaptırdım. 3 tane de bundan götürdüm. Közlettirdim getirdim. Onu öyle yedik. Çocuklar da yediler kalanını. Bu da işte poşette şöyle bir tutam vardı. Onu Abdullah'a dedim giderken götür dedim eve gelmişti. Dedim götür oğlum dedim. Ben dedim şey yapayım dedim ne onun adı. Közleyek dedim akşam dedim şeyde yerik dedim. Ne onun adı dönerin içine dürüm yaparken dedim yerik dedim. Tamam dedi çocuk götürdüydü. Pişirtirmiş getirmiş ekmeği de getirdi. Dedim anne ekmeği de getirdim dedi tamam dedi. Biraz da ayran yaparım. Biraz da ayran yaparsam salatamız da hazır. Yesinler arkadaşlar. Ayrıyeten belki şu odundan da çıkartırım. Ondan da şapsınlar yesinler. Aman çocuklarımın sağlığı yerinde olsun arkadaşlar. Gerisi önemli değil. Mal, mülk, her şey gelir. Dünkü gittiğimiz yerde öyle diyor. İşte adam diyor ki ne? Abi diyor ilk önce diyor arabayla diyor kaza ettim diyor. Oraya gelmişler umre yerine çok kalabalıktı. Ve abi diyor ilk önce diyor arabayla kaza ettim diyor 250 milyar diyor araba masrafım çıktı yani masrafım oldu diyor.
Ondan sonra diyor, aradan diyor 2 gün geçti diyor. Şey dedim diyor. Ne dedim dedi, aman bir yerdeydim dedi. Komşu aradı, evin yandı. Adam diyor ki ne orada, dizde evin bağı çözüldü. Evin yandığına üzülmüyorum diyor. İçinde çocuklarım yandı diye diyor. Ondan korktum. Eşimden çocuklarım yandı içinde diyerekten diyor. Eve geldim ama diyor, siz gel bana sor diyor. Yani nasıl geldiğimi bilmiyorum diyor. Neyse ki ne diyor, çocuklar kendini kurtarmış çıkmışlar dışarı diyor. 2 oda diyor evim vardı diyor. 2 oda bir mutfak diyor. Evim diyor yandı diyor. O öyle diyor. Ondan sonra işte bir ay önce dedi annem öldü dedi. İşte hele bilmem ne dedi ya, adam anlatıyor böyle. Abla dedi vallahi dedi. Ben dedim abi dedim. Yani Rabbim dedi sevdiği kuluna hani verirmiş, sabır mı dedi. Abla dedi vallahi dedi. Mal mülk her şey boş dedi. Hepsi üst üste geldi ama dedi mal mülk her şey boş dedi. Mal yerine geliyor ama dedi. Can yerine gelmiyor dedi. O evin yandığından sonra dedi eşim dedi şeyde işte nerede kaldılar onu bilmem de eşim dedi şey yaptı dedi rahatsızlandı, bu grip olmuş, grip olduğunda kadının mikrop kalbine atmış, mikrop atmış yani kalbine, hani böyle pırtı atıyor ya bazen, o anda kalbine mikrop atmış dedi, odur budur dedi, eşim dedi düzelmedi dedi, kadın kalp rahatsızlığı var işte, doktor demiş böyle böyle, ilaç tedavisi görüyormuş. Kadın o yangının şeyinden derken, kazanın şeyinden derken kadın fazla oturamıyor da. Oturdu mu ayağa kalkamıyor, yürüyemiyor yani. Ay şöyle baktım da gerçekten mal mülk her şey boş yani. Evinde olsa, arabanda olsa, aman dünya malı dünyada kalıyor. Yanına götüreceğin şey, ahirete götüreceğin şey. En önemli yer orası. Bir bazımız var, bazımızla uğraşacak mesela, aman evimiz şeyimiz olsun diye. Ama en önemli yer orası, şey kalacağımız yer, baki kalacağımız yer, her zaman orada artık sonu yok. Ama orası için bura kadar çabalamıyor yani, şey yapmıyor. Hırs, millet artık bir hırs olmuş. İşte kazanıyor ama şöyle baksan çok dinine düşkün insanlar var. Yani gözümüzün önünde ha, yani olduğumuz yerlerde çok dinine düşkün insanlar var ama paraya gözü doymayan insanlar da var. Bunu böyle test ettik yani, artık gördük gözümüzle. Ben şimdi arkadaşlar bu hazır oldu. Ben güzelce şey yapayım, ayran yapayım biraz. Şuna da gideyim bir tane limon getireyim, sıkayım. Ondan sonra soframı hazırlayayım. Eşim dürüm yemiyor zaten. O ben dürüm yiyemiyorum diyor. O dürüm yemiyor. Şey yapıyorum ona. Onun adı ayrı tabağına koyuyorum. O tabakta yiyor öyle. Ona da öyle yapacağız. Sofrada görüşmek üzere. Nasıl yatıyordunuz lan? Salata koyayım içine. Kime diyorsun? İkinize de. Evet. Tam tabak attın mı öyle? He, seninkini attım, geliyor hadi. Bak bizim suya da var. Tam sarı mısar da. Tamam, onu sarayım da dur. Elimden koyayım. Şöyle şey biberleri içine koymuyorum, yersiniz öyle, tamam mı? Çünkü soyulması lazım biberleri. Tamam.
Hem de neyi dönerci olarak. Bunun üstüne şey yapışmaz ki. Künce. Su. Su burada değil, su şu orada. Mustafa babana su ver oğlum hadi. Arkadaşlar önerimiz bu şekilde. Bugünlük videomuzda bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.